Halil rüyamda gördüm, bir defa gördüm. Başka görmedim. Çabalıyorum, görüyorum deyin de rüyama girmiyor. Bir defa gördüm. Bir defa gördüm, hiç başka görmedim. Aynı böyle yolda yürüdüğümü, ekmek yedirdiğimi, su içirdiğimi, onları gördüm. Yoksa bir daha da hiç çabalıyorum rüyama girsin deyin ya, girmiyor. Girmiyor. Burada mıydı? Ben de kapıyı örteceğim. Bitti kale. Hastalandı, doktora götürdük. Doktor böyle burnuna, ağzına bir şeyler taktı. Ben de dışarıdan geldim, Halil deyince, ey dedi. Doktor dedi ki oğluma, İsmail Bey dedi, sabahtan beri biz buradayız, ses vermedi dedi. Ben dedim, ben anasıyım, benim sesime alışkın dedim. Dedim doktora, eğer bunun iyi olma imkanı yoksa hastamızı evimize götürek dedi. Dedi ki, kış yerine havale ediyorum dedi. Oğlum dedi ki, İsmail onun küçüğü. Ana götürürüm dedi, olsun kış yerine götürürüm dedi. Aldık kış yerine gittik. Oraya vardık. Yanına vardım, dedim ki oğlum dedim. Eğer dedim madem yetmez gelirsen, ömrüm varsa sana daha bakarım dedim. Onda madem yetmiş işte, üç gün sonra cenazesi geldi. Onun acısı daha fazla oldu işte. Oğlum yanında kaldı iki gün, üç gün. Salı günü vefat etmiş, cenazesini aldı getirdi. Öyle yapın. Kul olanın başına hepsi geliyor işte. Yani benim geldiğimde Halil 11-12 yaşlarındaydı. Güçlüydü. Başka da Halil öyle bir yaramaz çocuk değildi ama kendi ağlardı, gezerdi. Acıkınca işte yedirirdi, içirirdi Fakat bacım. Ayağını giydirirdi. Dışarıda gezerdi, dolanır, gelirdi. Akşam oldu muydu içeri alır, hani elini yıkardı, yüzünü yıkardı, ayağını yıkardı. Üstünü değiştirirdi çamırsa. Yedirir, içir, içeriye koyur, yerine yatırırdı. Sabahın ettiğini aynı kaldırır. Üstünü giydirir, ayağını giydirir. Yani normal çocuklar gibi yürüyüp gezemiyordu ya. Oturarak, durarak o da gezerdi.
Affedersin, her şeyi zordu. Yavrum, zordu. Buraya geldik, az geçiş ederdim. Üstünü başını biriktirirdim, ha, şu deli cırmağına götürdüm, el arabasıyla orada yıkar gelirdim. Ondan sonra bilmiyorduk. Hasta bezi çıktı. Onları kullandık işte. O fakat rahat oldum. Yoksa bakımı zoru diye mecbur anasım hepsine katlandık, baktık. Evlat atman atman. Nasıl yedirmen, nasıl içirmen? Sen şurada yiyorsun, içiyorsun. O şurada aç durur mu? Bağrıma kurdum. Doydum muydu? Şu bir sohumu almazdı, zorla verirdim. Bundan da başka vermeyeceğim dedim. Öyle. Sevdiği yemekleri pişirirdim. Hem ağladım hem de seyrettim, duygulandım kendi filmime. Ama filmde seyredenler hep bana telefon etti. İstanbul'dan aradılar, Ankara'dan aradılar. Amerika'dan bir denesi seyretmiş, Türkiye'den gitmiş. Burada bir arkadaşı varmış Türkiye'de. Ona da demiş, ondan sonra git benim yerim bu kadının elini öp. Ben diz şeyine, belgeseline seyrettim demiş. Ama o da neredeyse bilmiyorum, gelmedi, oğluma telefon etmiş. Ondan sonra anana selam söyle, ben bir gün varıp elini öpeceğim. Arkadaşım bana böyle böyle dedi demiş. Arayanlar hep İstanbul'dan aradılar, hepsi dediler. Belgesi çıkacak, televizyona çıkacak bir kadınsın dediler. Çektiklerini anlatmışsın dediler. Öyle yavrum, ne yapacağım? Hayatımız öyle geçti. Şimdi de oğlum da vefat etti. Yalnız kaldım. 3 ay gidiyorum şeye, kışın gidiyorum, oğlumun yanında kalıyorum, kızımın yanında kalıyorum. Ondan sonra geri çıkıp evime geliyorum. Evden rahat hiçbir şey yok yavrum. Evim daha rahat benim. Ne yapacağım? Şimdi işte kızım diyor, ille gel ana diyor. Ben de varmak istemiyorum bakalım. Gel kışın diyor. Evimi daha çok seviyorum. Evim daha rahat oluyor yavrum. Öyle. Onların gezecekleri yerler oluyor, gidecekleri yer oluyor. Oğluna gidiyorlar, kızlarına gidiyorlar. Ben de onlarla her tarafa gidemiyorum. Dizlerimden rahatsızım, kendim yaşlandım. Evim daha rahat oluyor. Demiyor, nasıl? Saat 12 yetmiyordu. Dışarı çıkmıştı. Markete neyim gittim orada. Ne
yapıyorsun kızım? Aramadı, aradım, iki oldu, üç oldu. Telefon yanında geldi değil mi? İyiyim, elhamdülillah, iyiyim. Dün Hadil buraya uğramadı. Seyfettin'le bari. Seyfettin'le biraz bir şeyler göndereceğim. Gelir alırım dedi dünyanın. Bak ben Seyfettin'e ayrı paket veriyorum. Sen oradan bir şey verme benim saldığımdan. Bak yaprak ne gönderiyorum. Hadi ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Nedim nasıl, iyi mi? Allah iyilik versin. Ne oldu? Evi toparlayabildin mi? Geldi mi eşyan, geldi mi? Hayırlısı. İyi? Tamam. Hadi iyi günler. Hadi öpüyorum. Allah emanet ol. Şimdicik de o da aynı yalımız kaldı. Gene birbirimize ancak sık gidip, en çok gidip geldiğimiz. Ben de yalımız kaldım. Yani yaz, kışları gidiyor biraz Ankara'da. Yazlar geliyor buraya. Geliyor çoluk çocuk gelir giderse. Hani onun da böyle burada pek fazla hiç kimsesi yok tanıdığı. Benim de yok. İşte birbirimizi idare ediyor. Geliyor, gidiyor diyen kimi. Sıkılınca acık o benim yanıma geliyor. Sıkılınca ben onun yanına gidiyorum. Öyle zaman geçiyor. İçeriye giriyorsun, kapıyı örtüyorsun, kapıyı arkasından giriyorsun, demir kapıyı kilitliyorsun, oturuyor içeride. Başka da kimse yok. Yani kimsenin kimseye faydası yok bu devirde. Şimdi ben varıp da sorarsam, varırım ki İfakat bacım oturuyor işte, canım sıkıldı vardım. Oturuyor, İfakat bacı neye bakıyorsun dedi miydi? O Hint filmlerine çok güzel bakar. Ben onu sordu muydu? Tam özetinden başlar. Başta kim gelin oldu, kim kaldı, kimin yaramazlık yaptı, hangisi hangisinin babası, hangisi hangisinin şeyi. Ama İfakat bacım bunu çok güzel anlatır. Ta öyle ona bakar işte, o da bir yere çıkmadığı için. Özetini öyle anlatır. Yani İfakat bacım da küçük değil. Bugün 85 yaşında. Hani her şeye okumuşluğu var. Gerçi bizim olmadığımız için biz çok şeyi ondan öğreniyor. Var yok, geliyor, soru yok. Sorarım, varırım, gelirim. Yani şey yapamam. O da anlatır işte, şu şunu etmiş, bu filmde şu oynadı, şu film, şunun adı şu, şunun, ama ben unutuyorum. O benden akıllı. O her şeyi iyi biliyor. Elim bırakma mı vardı? Neydi şu? Reyhan vardı. O birinci kanalda. Reyhan vardı ya şu. Yedinci kanalda. Yedinci kanalda, tamam. Kaynanası neye eziyet ediyor diye. Yok. Elimi bırakma birinci kanalda. Şimdi yabancı çıkıyor. Hint dizileri. Niye hep öyle olduysa hep o çıkıyor. Gündüz de çıkıyor, akşam da çıkıyor herhalde. Yok, şimdi gündüz çıkmıyor. Çıkmıyor. O şey bitti çok şükür. O ne? Aşk bir rüyaydı. O bitti, o bitti. Onun yerine başka birini koydular. Öteki o gelin olan ne oldu diyordun, seyrediyordun ya. Hangisini? Tam şey, düğün olacağı da etmedi, sevgilisini görmüş, kaçırdı diyordun da onu dedim, merak ettim ben. Ben epeyden beri de televizyona da bakamıyorum zaten. Senin o şey yok senin de. Yedinci kanal, he. Yedinci kanal, ben gündüz başka hiç seyretmiyorum hiç. Yedinci kanalda işte öğlen sonu çıkıyor, bir akşam çıkıyor onlara bak. Akşam da mı çıkıyor? Akşam da başka, kurduğum var, başka bir film yok, daha koydum. Yok. Aynı dizi. Kurduğum aynı diyor. O da mı Hint diyor, onu sor. Bakmıyorum, akşam başta çıkıyor.
Maksim var, Maksim. Maksim, o işte karıştı ortalık. Acaba bu çede mi dışarıda mı şey oluyor bu diziler? Türkiye'de mi acaba çevriliyor? Yok yok, dışarıdan çevriliyor. Hindistan'da çevriliyor da satıyorlar, kanala satıyorlar. Hmm. Biz filmleri yapıp satıyorlar. Ha oradan. Fakat ben seni yani anlıyorum, hem de duymadığımı okuyorum. Onun için şey yapıyorum. Şimdi onun yazıları okunmuyor. Yabancı dizinin yazıları okunmuyor. Türk dizilerinin yazısı okunuyor. Tabi onlar yabancı yazı okunmuyor. Ama bazı onların dizileri de güzel oluyor, iyileri de. Şey de ona seyri dermiş. Çiğdem'in anası ne hep onu 7. kanalda. Öyle diyorlar işte. Millet 7. kanala abone oldu diyorlar. He, o da seyri. Seyrediyor diyorlar. Ne öğreneceğim? Türklerin filmi karıştı temelli vallahi. İnsan seyretmeyi istemiyor. He. Doğru dürüst. He. İsmail'in orada şimdi akşam oldu muydu? Yabancı diziler. Hep ona bakıyor. Yabancı. Belgesel. He. Belgesel. Sen de sıkılıyor musun? Sana ayrı başka televizyon var mı yedek? Yok. Televizyon. Ben de onlara bakarım. Eman, Nifakır Bacı bakarken insan onlara sıkılıyor. En fazla belgesel açıyor. Belgeseli de seviyorum. Ha iyi. Bazı yabancı belgeseller var. Bazı Türklerinki var. Onlar iyi oluyor. Türklerinki. Yabancı filmler var işte onlar şeydi. Ben i̇yi. Bunlara bakamıyorum. İyi. Benden önce bu. He, şeyin dizinin adı o. He, benden önce. He. Ali'nin adını çok evladım ya, benden evvelikmesini istiyor. Sultanım Ali. Ali deyin, bana çağırın. Beni merhaba koymasın diyor. Ana ister mi yani kendinden evvel ölmesini? He. Ama bu ortada kalır diyerek ben ondan diyorum. Doğru, ortada kalır. Kim bakacak? Kimse bakmazdı. Fakat bacı. Bunun bakımı zor. Kimse bakmazdı. Bakmayı ne örecek bunu nasıl? Bir bakar, iki bakar, ondan sonra ne örecek? İyi. Öyle, ne örecek? He. Ondan sonra. Neyle var? Kaç yaşında hal? 58'de vefat etti. O da arkadaşıydı bana işte. Onu işte ha, onu diyorum. Halle, yani onun soluğu yetiyordu he sana. Yani onun varlığı yetiyordu. O bir aileydi sana. Tabii. He. Yani getiriyordun, yediriyordun, yatırıyordun. O soluğu yetiyordu. Onun soluğu yetiyordu. Kapıyı açardım, beni hemen gözünü açardı.
Üşüğü yaksam hemen rafadan gözünü açar. Ya ama İfakatacı çok sakıdı, kulakları iyi duyuyordu. Kulakları iyi duyuyordu Halil'in. Doyduktan sonra da bir sokum almazdı ağzını. Ha, doydu, yemiyordu. Ne? Beziye da Hatice gelecek, aynısı dedi. Hatice'ye yardım ederim, ederek yuvarlı. Hatice? Ne? Hatice kim? İsmail'in karısı. Ha, ama. İzahatacım diyelim. Oh, ekmeğin yarısını o götürüyor. Yarısını bana da alıyor. Sen kışın burada mı gidiyorsun arkadaşlar? Yok, gidiyor. Ha. Diyor ki, kışın burada mısın diyor. Yok. Gidiyorum, üç ay gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Aralıkta geliyorum. Mart'ta geri geliyorum işte. Ecik kıza gidiyorum, Ecik oğlanda kalıyorum. Onda kızıyorlar, duramıyorum işte.